Kimi zaman duygulanıyor, kimi zaman gururlanıyoruz. Bambaşka hayatlara ve başarılara tanık oluyoruz. Sizleri bu bölüm, devletin kanatları altında hayata sarılan ve mücadelesini hiç kaybetmeyen milli güreşçimiz Fatih Başköy'ün hikayesine götürüyoruz. Mücadelemi hep minderde verdim. Bu hayattan refah bir hayata çıkış yolunu ben güreşte buldum. Benim yurda giriş hikayem aslında şöyle, çok küçük yaşta başladı. 0-3 yaş grubunda, Bursa'da başladı. O süreçten sonra Çanakkale, daha çok bu gezme sebebi de annemin benle beraber ikamet etmesiydi. Devlet korumasının altına alınmaktan sonra annem iletişimini koparmadı benimle. Babam bizi, ben daha kundaktayken dediğimiz zamanlar, terk edip gitmiş annemle. Annem de tek kadın haliyle 3 yaşına kadar öyle ya da böyle bakmaya çalışmış. Yanlış hatırlamıyorumdur yani, eminim ama 2 defa oldu. Yanına alma gibi, böyle devlet desteğiyle beraber tek kadın. Yani hayat mücadelesi zor ve ufak çocuk. Oradaki hocalarımın yönlendirmeleriyle güreşe daha çok ısındım diyebilirim. Çünkü orada çeşitli branşlar vardı. Santranç, masa tenisi, güreş gibi. Biraz da hiperaktif, enerjik bir çocuk olduğumuz için güreş bize daha cazip geldi. Biraz da mücadeleci olduğumuz için. Arkadaşlarımız da hep hayalimiz şeydi. Yani büyük kulüpler gibi biz de ferdi dereceler alabilecek miyiz? O kürsüye çıkabilecek miyiz? Müsabakaya giderken ya da ufak bir başarı aldığımızda bize gerçekten yani hak ettiğimizden de fazla o mücadelenin karşılığını hissettiriyorlardı. Yani kurum çalışanları olsun, hocalarımız olsun, yurt müdürümüz olsun. Hiç unutmuyorum, Fahrettin Hocam bir Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik mini miniklerde. Türkiye üçüncüsü olmuştum yani. Kurum tarihinde ilk defaydı. Çünkü özel kulüplerle yarışıyorsun, o zamanki güreş eğitimlerle yarışıyorsun. Büyük bir başarıydı. Hocamın bana şu sözü vardı. Bana bir şampiyonluğu çok gördün demişti. Halbuki oradaki anlatmak istediği şeyi yıllar sonra artık Avrupa Dünya minderlerinde madalya alınca anladım. Kurum içinde gerçekten daha öncesi eşi benzeri olmayan başarılar elde ettim. Hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda. Birçok hedeflerime ulaşmama rağmen en büyük hedefim olimpiyat halkalarının önünde bir madalya alabilmek. Ben hayallerimin peşinden gittim. Ben güreşe sarıldım. Kurum içinden hiç çıkmadım aslında. Yani sürekli o yurtta o güreşe başlayan ilk Fatih gibiyim hala. Hiçbir şekilde duygusal ya da fiziksel olarak bir bağım asla kopmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı benim ailemdir. Oradaki yaşadığım hazzı, duyguyu, mutluluğu, verilen değeri her zaman kalbimin bir köşesinde saklıyorum. İnşallah ben de bir yerde birisine bir rol model olurum.